Hadi bakalım çocuklar, dersimize başlayalım. Modül 6 kitabımızdan sayfa 98'i açıyoruz. Ekranı görüyor muyuz? Evet. Peki. Ben açtım. Öğretmenim, bu kanguru bilsem çok eğlenceliymiş. Değil mi? Farklı evet. Sorular var. Doğru söylüyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. Bu soru bana göre. Çünkü baskete gidiyorum. Tanrıcığım. Birinci soruda diyor ki yukarıdaki bilgiye göre soru işareti yerine hangi görsel gelmelidir? Benim. Mete? Benim kameram bozuk da. Kameram bozuk, anladım. Peki sen ekranı görebiliyor musun bizleri? Kameranı sen galiba kapattın Mete'ciğim. Şimdi geldi. Öyle yaparsan gidiyor. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Hoş geldin Mete'ciğim. Hocam böyle yamuk tutarsak kamera şey yapıyor. O zaman da sizi göremiyor. İsterseniz biz dik tutalım, siz bizi görmeyin. Tamam tamam, Mete nasıl rahat edecek söyle yapalım. Tamam, böyle olunca şey yapabiliyor. Kamerayı indirince kamera. Tamam, yani bizi ve ekranı görüyorsa sıkıntı yok. Ekranı da görüyor. Şey, tamam. Onlar seni görmesi önemli. Tamamdır. Sayfa bir dakika Sinacığım, Mete'ye söyleyelim, geç geldi ya. Mete'cim sayfa 98'deyiz şu an. Ödevleri kontrol ediyoruz. Söyle Sina. Öğretmenim, yalnız B şıkkında öğretmenim birinci normal futbol topuna kale demiş. Evet. Ama öğretmenim B şıkkında yine kale var. Ama bu iki kale niye değişik, ben onu anlamadım. Farklı kaleler koymuş. Biraz da kafamızı karıştırmak istemiştir. Şimdi efendim burada. Ben biz ekotörlük geliyorduk ama artık böyle. Aa, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet çocuklar, burada ne yapıyor? Futbol topu nereye atıyoruz? Kaleye atıyoruz. Ama basketbol topunu nereye atıyoruz? Kale ediyormuş. Kaledeki. Evet, potaya atıyoruz. Güzel. Sina, ikinci soru. Oku bakalım, bize ne istiyor bizden? Kartik görselde çocuğun hissettiği duygu aşağıdakilerden hangisidir? Evet. A. Sevinçli. B. Mutsuz. C. Kızgın. Öğretmenim bence mutsuz. Mutsuz. Güzel. Burada kendini mutsuz hissediyor değil mi? Çünkü biliyorsunuz duygusal ifadelerimizi biz yüzümüze yansıtabiliyoruz değil mi? Sevinçli olduğumuz zaman, kızgın ya da mutsuz olduğumuz zaman yüz ifadelerimizden birbirimizi anlayabiliyoruz. Sina, sen hangi anlarda kendini mutsuz hissediyorsun? Ne bileyim, topumu kaybettiğinde ve hiç bulamadım da mesela. Evet, olabilir. Peki. Adacığım, soruyu şu oku bakalım bize. Yukarıdaki. Evet. Rakam, matematik. Güzel. Alfabe ben hangi derste öğreniyorum? Türkçe dersinde öğreniyorum. Güzel. Rakamları matematik dersinde öğreniyorum. Tanem, müzik dersinde ne öğreniyorum? Notaları. Altı çalmayı. Evet, güzel. Mete'cim, soru dördü sen yapacaksın. Diyor ki, yandaki dikdörtgenin saat yönünde bir kez döndürülmüş hali hangisidir diyor. Öğretmenim ben bunu bulamadım. Ben buldum. Mete, öğretmenim. Ben bir dakika. C'yi bulmuşum. Efendim? C. C. Evet. Bakalım. Peki bunu farklı yapan var mı? Tanem sen ne yaptın?
Ben B yaptım öğretmenim. B. Adam? Ben A yaptım öğretmenim. A. Peki bakalım çocuklar şimdi. Ben de boş bıraktım. Bakın saat yönünün tersi diyor. Şimdi biraz yamuk olacak ama normal kalem kullanamadığım için. Şimdi saatimi şöyle bir yazıyorum. Ana. Evet, saat yönünde. Şimdi bakın saat yönü nereden? Sina ekrana bak. Sağdan sola doğru gider saat değil mi? Buradan başlar evet, ve bu şekilde ilerler. Yani sana diyor ki bunu buradaki kutuyu saat yönünün tersine bir kere çevir diyor. Şimdi burada yatay halde değil mi? Ben bunu bir kere çevirirsem Sina bu dikey hale gelir. Tamam mı? Hı. Yani bu yatan şekli şöyle dik hale getiriyorum. O zaman yukarıdaki... Bakın ben cevabı buldum. K, Y, B harfleri söyle hangisini buldun? Bence C öğretmenim o zaman. C. Bakalım. Bak dik hale getirdiğim zaman buradaki K, Y, B ne olacak? Şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru olacak değil mi? Hı. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Heh. Yok. Bakın şimdi buraya geliyorum. Şimdi ben yatay halde olan kutumu dikey hale getirdiğimde buradaki M sesi en aşağıda mı olur, en üstte mi olur? Ada. En... M harfi en üstte olur. Heh, güzel. M en üstte olursa S onun altında olacak, T de en altta olacak. O zaman cevabım B deneyi oluyor. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Anlaşıldı değil mi? Evet. Evet. Mete'ciğim anlaşıldı mı? Mete. Evet. Anlaşıldı öğretmenim. Peki. Bir sonraki sayfadayım çocuklar. Evet. 99'dayız. Hadi bakalım. Tanemciğim. Diyor ki yukarıdaki kavramlar arasındaki ilişki hangisinde vardır diyor. B direksiyonlu araba. Evet bakalım. Dümen gemi diyor. Yani gemiyi neyle nasıl kullanıyorum? Ben dümen vesilesiyle kullanıyorum değil mi? Onunla yön veriyorum. Evet. Sağa ya da sola gidiyorum. Ama burada da arabayı nasıl kullanıyorum? Direksiyon sayesinde sağa sola ileri geri şeklinde kullanmama yardımcı oluyor. Efendim Sina? Efendim Ben öğretmenim her şey 7. soruyu da bulamadım. Tamam 7'ye geleceğiz daha. Şu an 5'teyiz tamam mı? Ona bakarız. Var mı 5'te bir sıkıntı? Yok. Peki. Sina 7'yi okur musun? Yukarıdaki görüş. Özür dilerim 6. Dün günlerden pazar olduğuna göre yarın günlerden ne olur? Pazartesi. Şimdi Sina. Dün günlerden pazardı. Evet. Evet. Diyor ki dün günlerden pazar olduğuna göre yarın günlerden hangi gündür? Ada sen ne yaptın bunu? Ben pazartesi yaptım. Pazartesi. Ben de öyle yaptım. Tanem? Ben salı yaptım öğretmenim. Mete sen ne yaptın? Ben de pazartesi yaptım. Şimdi bakın burada cevap salı çocuklar. Nasıl salı? Bakıyoruz. Dün günlerden pazarsa bugün günlerden ne olur? Pazartesi. Dün günlerden salıysa bugün günlerden pazartesi. Yarın günlerden ne olacak? Salı. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi mesela bugün günlerden ne? Pazartesi değil mi? Şimdi bak dün günlerden pazar olduğuna göre yarın günlerden ne? Dün pazardı, bugün pazartesi, yarın ne olacak? Ben zaten salıyı işaretlemişim. Salı olacak. Peki. Aha, ya, yanlış demişim ben. Adacığım soru 7'deyim. Yukarıdaki görselde soru işareti olan parça çocukların öğretmenin A şıkkı. A şıkkı. Farklı yapan var mı? Yok. Pardon ben bunu zaten bulamamıştım. Mete? Efendim? Sen ne yaptın çocuğum bu soruyu? Ben bu soruyu bulamadım. Bulamadın. Peki bakalım. Şimdi çocuklar burada diyor ki
6 tane şekil var gördüğünüz gibi. Bu şeklin üstüne Sina, şuradaki 4 şeklin üstüne bir tane kareyi getirmiş koymuş, tamam mı? Dolayısıyla ben buradaki şu 4 şeklin, buradaki bu 4 şeklin kapalı olan, yani karenin denk geldiği yerlerini ne yapamıyorum? Göremiyorum. Evet, göremiyorum. Şimdi bir bakalım bakalım. Ben karenin kapattığı yerleri göremiyorum. Acaba karenin, bu kare altındaki dairelerin, yani çemberlerin nerelerini, ne kadarlık kısımlarını kapatmış bulacağız. Şimdi bakın. En üstteki şekle bakın çocuklar. Şimdi şu şekilden başlıyorum Sina. Şeklin şöyle küçücük bir bölümünü kapatmış. Görüyor musun? Evet. Şimdi Mete sen de iyi dinle. İkinci şekildeyim. Bu şeklin de küçücük bir alanını kaplamış. Çünkü gördüğünüz gibi şeklin tam çoğu duruyor. Ama minik bir yeri görünmüyor. Demek ki üst kısımlarda, solda ve sağda küçücük bölümleri kapatmış. Aşağıdaysa bakın şeklin yukarıdakinden daha az kısmı görünüyor. Görüyor muyuz? Evet. Bakın daha az kısmı görünüyor. O zaman ben burada şekillere bakacak olursam şıklardan karenin hangi alanları kapattığını buluyorum. Mete cevap ne? B. B. Sina sen buldun mu? Ben C diye düşünüyorum. Şimdi ben de A. Çocuklar, karenin kapladığı alana dikkat edin. Şimdi C olamaz. C de aynı büyüklükte kaplamış her yeri. Bak hepsinde aynı büyüklük. Dört şekilde de aynı büyüklükte mi kaplamış sizce? Hayır. Hayır. Şimdi B'ye bakıyorum. Yukarıda ve aşağıdakinde daha çok yer kaplamış. Soldaki iki seçenektekinde daha az yer kaplamış. Bakın bu da değil. Benim aradığım seçenek solunda ve sağında az yeri kaplıyor. Aşağıdaki kısımda da solunda ve sağında daha büyük alanı kaplıyor. Dolayısıyla benim buradaki cevabım A seçeneği. Oldu mu? Tamam. Doğru. Sina oldu mu çocuğum? Doğru. Tamam. Olur. Yoksa tekrar anlatacağım. Yok. Pekala. Bir sorun yok diyorsanız öbür sayfaya geçiyorum. Allah. Evet, sayfa 100'deyim. Hatta şimdi bakın, bu 8. soru da 7. soruya benzer bir soru. Evet, şimdi burada herkes ne yaptı bir bulalım. Ada ne yaptın? Ben E yaptım. Mete? Ben bu soruyu anlamadım. Peki, Tanya? Ben cevabı öğretmenime E yaptım. Peki, Sina? Ben de anlamadım. Tamam, bakalım. Evet, bu sorunun cevabı E seçeneği. Güzel. Ama nasıl E seçeneği? Onu bulalım. Şimdi diyor ki, 5 adet kare kağıt. Bakın, dikkat etmem gereken yer burası. 5 adet kare kağıt bir masanın üzerine şekilde görüldüğü gibi yığılmıştır. Yani üst üste yığılmıştır demek, üst üste. Kare kağıtları üst üste koymuş. Şekilde bu kağıtların üstten görünümü vardır. En üstünden görüyorum. Yani ben üst üste koyulmuş 5 adet kağıdı, renkli kağıtları yukarıdan baktığımda bu şekildeki gibi görüyorum. Bu kağıtları yığının en üstünden başlayarak birer birer kaldırmak isteyen biri. 5 adet kare kağıt var üst üste. Ben bunları birer birer kaldıracağım. Hangi sırayla kaldırmam lazım diyor. Bunu bulacağım. Şöyle bakmamız gerekmiyor mu? Hayır, şu an nasıl görüyorsak öyle bakıyoruz. Kitabı çevirmene gerek yok. Şimdi bak. Öncelikle bakın 5 numaradaki kareyi kaldırıyorum. Neden önce 5'i kaldırıyorum? Şimdi ben 5'i kaldırırsam Sina, altındaki 2 numaralı kareye ulaşır mıyım? Ulaşırız öğretmenim. Evet.
2'ye ulaşabilmem için benim öncelikle birinci olarak 5 numaralı kareyi kaldırmam lazım. Mete anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Peki. Şimdi ben 1 numaralı, önce birinci olarak 5'i kaldırdım. 2 numaralı kareye ulaştın mı? Evet. Evet, Ada buraya bak. Şimdi ben 2 numaralı kareyi de kaldırırsam 3 numaralı beyaz kareye ulaşır mıyım? Evet. Güzel. 2'yi kaldırdım. 2'yi kaldırınca neye ulaştım? 3 numaralı kareye. Peki, ben 3 numaralı kareyi de kaldırdım. Şimdi geriye 1 ve 4 var. Bakın, 1 numaralı kareyi kaldırırsam daha büyük olan 4 numaralı kareye ulaşır mıyım? Evet. Evet. O zaman sıralama önce 5, sonra 2, sonra 3, daha sonra 1 ve en sonunda 4. kareyi kaldırmam gerekiyor. Oldu mu? Evet. Peki. Mete, soru 9'u ne yaptın? 9'u mu? Öptüm. Şey yaptım ben. Ne yaptın? C. C. Ben de C yaptım. Farklı yapan, C. Farklı yapan var mı? Ben de C yaptım öğretmenim. Mete, bu soruyu neden C yaptın? Bize anlatır mısın? Öğretmenim, diğerleri aynı yerde duruyor ama duruyor. Burada bir benzerlik var ama ikisinin şöyle bir sorunu var. İkisi de yana dönüyor ama bu bir şey değiştirmiyor. Ama bu yerde yatık duruyor. O yüzden bu seçenek farklı oluyor. Hı, öyle düşündüm. Peki. Burada şöyle açıklamam olacak çocuklar. Bakın, okun yönlerini takip edin. Bakın, başlangıç noktaları şu kırmızı işaret koyduğum yer. Başlangıç noktaları şu kırmızı işaret koyduğum yer. Bak. Bu A seçeneği sağdan sola doğru gidiyor. B seçeneği sağdan sola doğru gidiyor. Gördük mü? Evet. Evet. C seçeneği ise soldan sağa doğru gidiyor. Var mı bir sıkıntı? Yok. Benim tabletimi şarja hazırlayayım. Hemen şarja takabilirim. Tamam. Tak hadi. Bekliyoruz. Ben de tabletten yapıyorum. Peki. Devam edelim. Sina, soru 10'a bak bakalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Şekilde verilen bilekliğin bir parçasını gösterir diyor. Burada bir şekil örüntüsü var. C şıkkı. Ha? Ben de C şıkkı. Ve başka farklı yapan var mı 10. soruyu? Yok. Evet, burada cevap C şıkkı. Yani mavi, gri ve yeşil. Bakın, bileklikten bakıyorum. Mavi, gri, yeşil. Buradaki şekil örüntüsünün bir parçası değil mi? Ama diğer seçeneklerde bu renkler bu şekilde yan yana gelemiyor. Var mı bir sıkıntı? Yok. Pekala. Sayfaya geçeceğiz. Öbür dostumdan vermiş miydiniz? Efendim? Soğuk dostumdan. Yok, soğuk dostum yok bu tatlı. Evet, devam edelim. Sayfa 102. Aynen, 102'ye geldim. Tamam, evet. Öğretmenim, dersin başından beri 19 dakika geçti değil mi? Olabilir Sina. Peki. Mete. Aşağıdakilerden diyor, doğru olanların başına D, yanlışlara Y yazalım diyor. Hadi başlayalım. Birinciyi bul Mete. Hecelenişi öğretmenim, kalem, sözcük, hecelenişi... Hayır, orada değilim Mete'ciğim, orada değilim. Birinci değilim. Ayşe yarın bize kelime grubu bir cümledir. Yanlış. Güzel. Çocuklar, biz ne demiştik? Bir durumu, yani bir olayı tam olarak net bir şekilde tamamlamıyorsa, yani cümlede bir eylem yoksa, değil mi? Tamamlanmamışsa eğer yapılan bir iş,
Biz ona dinle demiyorduk. Dolayısıyla bu yanlış. Değil mi Adacığım? Evet, şaka yaptım. Ben de G'ye yaptım. Ya şakalarına online derste de devam ediyorsun. Süpersin gerçekten. Peki devam. Tanem, diğer cümle yapıyorsun. Elma portakal yiyelim cümlesinde noktalı yeri V yazılabilir, doğru. Evet, güzel. Peki, Tanem başka ne yazılabilir? Virgül. Hayır. V kelimesinin V kelimesi gibi başka ne yazılabilir? Hani farklı düğümler... Ha? Hani dedim, Tanem hatırladın. Farklı farklı düşünmeye yönlendiren ifadelerimiz vardı bizim. Elma ile portakal yiyelim. Olabilir. Ada başka ne olabilir? Veya. Süper. Güzel. Devam edelim. Sina. Bu kalemimin yüzü bebek. Öğretmenim, üçüncü mü? Evet. Eyvah, otobüsü kaçırdım. Cümlesinin sonuna nokta konulmalıdır, yanlış. Ne konulmalı? Ünlem işareti. Evet. Eyvah, otobüsü kaçırdım. Sonuna ne gelecek Mete? Ünlem işareti. Ada, bir sonraki kutuyu okuyorsun. Ellerimi yıkamadan önce sofraya oturma. Ev sözcüğü bu tamamı bir sözcüktür de. Evet, yanlış değil mi? Ev sözcüğü. Ay pardon, şuna evet, yanlış. Şuna yanlış yazacaktım. Doğru yazdım, bir saniye. Şu yanlıştı. Evet, el sözcüğünün zıt anlamlısı yoktur, değil mi çocuklar? Dolayısıyla evet. Bu yanlış. Mete. Yaşlı insanlara yardımcı olmalı cümlesinde yaşlı sözcüğü zıt anlamlısı genç sözcüğüdür. Doğru. Güzel. Yaşlının zıttı gençti. Peki Mete, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı neydi? İhtiyar. Güzel, süpersin. Peki devam edelim. Tana, aşağıda sözcükler var. Bizler bunu, ada yapma lütfen. Bizler bunu hecelerine ayıracağız ve hece sayısını belirleyeceğiz. Hadi bakalım. Tanem, hecesini ayır kalem sözcüğünü. Kalem. Evet. Ay yanlış yazdım biraz. Kalem. Kalem. Tanem kaç heceden oluştu? Evet. Güzel. Farklı yapan olursa lütfen söyleyin. Yanlışlarımızı görelim. Yanlışlarımızı görmek için yapıyoruz. Efendim? Tanem bir mi dedi? İki dedi. Sina, bir sonraki. Otobüs. 3. Güzel. Otobüs. Bu da 3 heceden oluşuyor. Sıradaki çok basit. Ada? Top 1 hece. Ben 1 hece olanları, yani tek hece olanları ne yapmıyordum? Hecelerini ayırmama gerek yoktu. Aynı. Top. Aynısını yazıyordum. Top. Peki. Mete? Kahvaltı sözcük. Hecelenmiş kahvaltı. Güzel. Kaç heceden oluşuyor Meteciğim? Mete. Öğretmenim. 3 heceden. Evet. Güzel. Tanem, sonuncusu? 2 hece. Güzel. Sin. Yap. Yep. Evet. Kaç hece oluştu? 2 hece. Peki. Var mı bu sayfada bir sorunuz? Yok. 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 Pekala. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Evet. Bir metnim var burada gördüğünüz gibi. Bu metinde diyor. Uygun, buradaki parantez içi yerlere uygun olan noktalama işaretlerini getirin diyor. Pekala.
Öncelikle bir okuyalım değil mi çocuklar? Bir saniye. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Şimdi şöyle alayım da. Çocukların bütün dileklerini yerine getiren bir peri varmış. Elindeki yıldızlı değneği salladığı sırada hangi çocuk bir dilek dilerse hemen gerçekleşirmiş. Son zamanlarda hiçbir çocuk onu aramaz olmuş. Çocukların dilekleri mi bitmiş? Dilekler hiç biter mi? Yine birçok isteği varmış çocukların. Ama artık bu dileklerini televizyonda izledikleri çizgi film kahramanlarına iletiyorlarmış. Peri bazen televizyon seyreden çocuklardan birinin kulağına eğiliyormuş. Yumuşacık bir sesle "Dile benden ne dilersen" diyormuş. Fakat çocuk televizyondaki kahramanların bağırış çağırışlarından perinin sesini duymuyormuş. Peki, Sina, ilk paranteze ne gelecek Sina'cığım? Nokta. Nokta. Evet, elindeki yıldızlı değneği salladığı sırada buraya nokta mı geliyor? İyi bak Sina. Şuraya ne geliyor Sina? Ekrana bakıyor musun? Bak buraya. Bakmıyorum, ben kendi defterimden bakıyorum. Şuraya evet. Bak ama oraya nokta gelmiyor. Dikkatli bakman lazım. Öğretmenim. Öğretmenim bildin mi? Bak sığ yazmış, satırı bitmiş, bir alt satıra geçmiş. Ne geliyordu? Kısa çizgi öğretmenim. Evet, dikkat edelim lütfen. Buraya kısa çizgi gelir. Devam ediyorum. Ada, hangi çocuk bir dilek dilerse hemen gerçekleşirmiş? Nokta. Evet. Mete, son zamanlarda... Mete... Virgül. Evet. Mete'cim biraz hızlı cevap verirsen iyi olacak. Ders duraksıyor çünkü. Hiçbir çocuk onu aramaz olmuş. Çocukların dilekleri mi bitmiş tanem? Soru işareti. Güzel. Soru işareti. Mete, Sina, dilekler hiç biter mi? Soru işareti. Güzel. Ada, yine birçok isteği varmış çocukların. Nokta. Evet. Ama artık bu dileklerini televizyonda izledikleri çizgi film kahramanlarına iletiyorlarmış. Mete, peri. Peri. Peri, dakika. Peri, virgül. Evet. Bazen televizyon seyreden çocuklardan birinin kulağına eğiliyormuş tanem. Nokta. Evet. Yumuşacık bir sesle dile benden ne dilersen diyor. Sina. Öğretmenim. Öğretmenim. Nokta. Evet. Ada, sonuncusu ne tatlım? Fakat çocuk televizyondaki kahramanların bağırış çağrışlarından perinin sesini duymuyormuş. Nokta. Evet, güzel. Peki, sonuncu etkinliğimizdeyiz çocuklar. Diyor ki, aşağıdaki kelimelerden tekil ve çoğul olanları ayırarak aşağıya yazınız diyor. Ama ben tek tek aşağıya yazmayacağım. Tekillerin üstüne T, çoğulların üstüne Ç yazacağım. Anlaştık mı? Sizler zaten yazmışsınızdır. Mete, evet. Kale kelimesi. Tekil. Güzel, tekil. Tanem, sinek. Tekil. Evet. Sina, camlar. Çoğul. Güzel. Ada, ev. Ev, tekil. Evet. Mete, adalar. Bilgisayarımın şarjı bitiyor. Takabilir miyim? Evet, çoğul. Tak adalar. Evet, çoğul. Tanem, arılar. Çoğul. Güzel.
Sina, anneler. Çoğul. Evet. Ada, gün. Gün tekir. Güzel. Mete, dereler. Dereler öpmem çoğul. Güzel. Tanemcim, böcek. Tekir. Evet. Sina, sebze. Tekir. Güzel. Ada, aileler. Çoğul. Çoğul. Mete, sana sorayım. Burada yok ama ben sana sorayım sözel olarak. Kedi. Tekir. Güzel. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi benim cümlede bir, yani cümledeki bir kelimemin yanında ler ya da lar eki varsa benim o kelimem ne oluyordu? Çoğul oluyordu. Ama ler ya da lar ekini kelimemden çıkarttığında ne oluyordu Sina? Tekil. Güzel. Tekil oluyordu. Evet, var mı sorunuz bana çocuklar? Yok. Şu anda dersimi bitirdim ben. Sorularınız varsa alabilirim. Benim yok.